Merhaba, Desem Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben doçent doktor Seda Ayvazoğlu. Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Ana Sanat Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Bale Ana Sanat Dalı Başkanı olarak görevimi yürütmekteyim. Bugün sizlerle geçmişten günümüze bale tarihi hakkında bir söyleşi planladık. Öncelikle bale bir meslektir. Ancak bunun tarihine gittiğimizde insanlık kadar eski olduğunu görüyoruz. Nasıl bale insanlık kadar eski oluyor diye sorarsak, şöyle bunun cevabı da dans, dansın tarihi. Peki dans nasıl bu kadar eski oluyor dersek, bunun cevabı da ilk insanlar. İlk insanlar ısınmak için dinsel ayinlerinde gökyüzü olaylarından korktuklarında bir takım ruhsal ve fiziksel tepkilerini iletişim kurmak için dansı kullanmaktalardı. Bizler bunların bilgisine tabii tarihi birçok kalıntıdan bazı meslek grupları sayesinde bilgi edinebildik. Peki bunlar ne zaman insanlar iletişim becerisini dansla kullandıktan sonra bir meslek olarak bu seviyeye ulaştı dersek, tabii ki de çok 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 uzun yıllardan bahsetmemiz gerekiyor. Ve arada bunun bir eğlence biçimine dönüştüğünde de ve hiyerarşik farklı formatlarda da halk, saray, soylular gibi farklı kesimlere hitap eden dönemlerden geçtiğini de belirtmek isterim. Öncelikle dans dedik, ilk insanlar dedik. Bu insanlar mağara dönemlerinde iletişimlerini dans ile sağlıyorlardı. Daha sonra dinsel ayinler yoluyla bir takım tapınma ve daha önce söylediğim gibi anlam veremedikleri doğa olayları karşısında bir takım dans figürleri düzenlediler, ayinler düzenlediler. Ve zaman ilerledikçe insanlar bunu bir tapınma geleneği olmaktan çıkarttılar kendi hayat tecrübeleri gereği ve birazcık daha ilerlediğinde zaman biz bunu bu sefer bir eğlence biçimine dönüştüğü bilgisini tarihi kaynaklardan edindik. Peki eğlence olarak ne zaman görülmüştü? İlk Roma ve Yunan saraylarında bunun eğlence, kutlama biçiminde olduğunu biliyoruz. Orta Çağ'a gelindiğinde aristokratlar eğlencelerini saray ortamlarında halkı dahil etmeden sadece soylu eğlencesi olarak devam ettiler. Soylular bazı evlilik törenlerinde, kutlamalarında baleyi henüz bale sanatı mesleği olmadan İtalya'da Rönesans döneminde ballare kelimesinden, yani dans etmek kelimesinden meydana gelen bir takım dans düzenlerini bu etkinliklerinde kullandılar. İtalya'nın ünlü ailesi Medici'lerin bir mensubu olan Catherine de Medici, 17. yüzyılda gelin olarak gitmiş olduğu Fransa kralının eşi olarak diyelim, Fransa'nın Paris'te sarayına kendisiyle beraber bu gelenekleri de götürdü. Bunlar arasında çok enteresan bilgiler de vardır. Yalnız dans, bale değil. Mesela pasta geleneği, kendi ülkesindeki yine parfüm kullanma gibi gelenekleri de bazı tarihi bilgiler arasında zaman zaman görüyoruz, okuyoruz. Biz kendi konumuzla devam etmek gerekirse, Catherine de Medici Fransa'ya gittiğinde sarayda bu eğlenceleri yine kendi aile mensuplarıyla birlikte, soylularla birlikte devam ettirdi. İlk başta çok uzun süreleri kapsayan dans gösterileri olarak Kraliçenin Komik Balesi adı altında birçok dans gösterilerine ilk olarak başlamışlardır. Devamında bu gösteriler çok çok daha uzun saatleri alan, mesela bir 5 saat gibi, ki günümüzdeki formundan çok çok uzun bir formattır ve sadece saray mensuplarına, soylulara, eğlenceye yönelik bir formatta
düzenlenen dans gösterileri aynı zamanda şiir, müzik, tiyatro gibi diğer sanatsal unsurları da kapsamaktaydı. Catherine de Medici'nin başlatmış olduğu bu geleneği sarayda yalnızca soylular ve erkek dansçılar, erkek koreograflar ve sarayın bestecileriyle birlikte sunulmaktaydı. Belki de niçin erkek dansçılardan oluşmaktaydı sorusu şöyle cevaplanabilir mantık çerçevesinde. İlk başlarda çok ağır saray kostümleri, çok kabarık peruklar, maskeler, grotesk biçimde ağır oyunculuk ve güç sarf edilmesi gerektiren, beceriler gerektiren, ön hazırlık gerektiren, dolayısıyla erkek gücüne erişilmesi gereken bir eğlence biçimiydi. Bu saray danslarında kadın rollerini de erkekler üstlenmekteydi. Yani tam tersine günümüzden o kadar farklı bir bakış açısıyla bale erkeklerin işiydi. Çünkü bu yük hanımlara belki yüklenmek istenmemiştir. Böyle bir eğlence düzeneği içerisinde hanımlara daha narin bulunmuştur ve bu eğlenceyi erkekler üstlenmişlerdir. Peki ne zaman bu reformlara gidildi diye tarihine baktığımızda devam eden süreçte 18. yüzyılda sahneden bahsetmemiz gerekecek. Birazcık daha size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sahne, çünkü saraydan sahneye geçiş çok çok farklı. Tek kademeyle anlatmamız doğru olmaz. Sarayda bir takım reformlar oldu. Evet, çok önemli. 14. Louis, Güneş Kralı, Fransa'nın Güneş Kralı lakaplı kralı, kendisi de bir dansçıydı ve bunu akademikleştirmek istedi. Paris'te bir bale akademisi kurarak kuralları belli, belli bir sanatsal form gerektiren, fizik gerektiren bir meslek haline getirmek için bugün hala mevcut dünyanın saygın bale akademilerinden bir tanesi olan Fransa'daki Paris Bale Akademisi'ni kurdu. Burada verilen eğitimle birlikte dansın Shakespeare'i olarak geçen Nover, John George Nover'in o dönem yine yaptığı bazı reformlar oldu. Nover'e göre dansta kullanılan kostümlerin çok ağır olması, perukların olması ve bir konu anlatımının olmaması, yani öykülü bale olmamasından dolayı reformu sundu ve bu gerçekten o dönem çok tuttu ve bale bambaşka bir sayfaya yöneldi. Artık bir meslek dalıydı, akademikti. Günümüzde hala o dönem isimlendirilmiş bale pozisyonları, terimler, terminolojimiz o dönemden isimlendirilen, o dönemden gelmektedir. Biz de 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Bale Anasanat Dalı'nda dünyada diğer kullanılan bu teknik reformlarla aynı düzeyde bu terminolojiyi kullanmaktayız Fransızca olarak. Bu bilgiyi de eklemek isterim. Konumuza dönecek olursak, saraydan tiyatroya geçiş nasıl oldu? İlk başlarda opera eserlerin içinde küçük küçük dans sahneleri, yani bağımsız olmadan dans sahnelerine bale adı altında yer veriliyor. Ve yine kostümler, evet, o kadar ağır değil, belki peruklar yok ama yine de çok uzun, çok ağır. Dans etmede sadece ayak parmakları bileğe kadar gözüken ve teknik hareketlerin görülmediği, yalnızca bazı geometrik ve koreografik biçimlerle hareket edilen bir formdaydı. Evet, yine bu bir reformdu ancak günümüzdeki formuna henüz ulaşmamıştı. O dönem bu bahsettiğimiz okulun ilk mezunları bazı teknik hareketler deneyerek, bu kostümlerin onları engellediğini düşünerek birazcık daha ve ayaklarındaki topuklu ayakkabılardan da bahsetmek gerekiyor, onu unutmamak lazım. Bu topuklu ayakkabılardan da kurtularak daha ayak mekaniğini, tekniğini ön plana çıkarabilecek patik formuna geçtiler. Bununla birlikte kadınlar da sahnede görülmeye başladı. Teknik hareketleri onların da yapabilmesi ve konu anlatımında sadece erkekleri olmadan daha mantıklı, daha
seyirciye hitap edebilecek eserlerinde akışı başlamış oldu. Daha devam edersek bu konu saraydan sahnelere geldi. Tamam ama nasıl bugünkü formuna ulaştı? Yine bakın hemen gelemiyoruz. Bir şeyler olmuş. Ne olmuş acaba? Nasıl bugünümüze ulaşmış? Bu çok önemli. Ve genelde ben şunu soruyorum. Sizce dünyada en meşhur bale grubu hangisi? Hangi ülkede en meşhur bu meslek? Ya da hangi ülkede başladığını biliyor musunuz? Ben çoğunluk Rusya olarak duyuyorum. Ama şu anki edindiğimiz bilgilere göre ne diyoruz? Önce İtalya'da başladı. Fransa'nın soylu saraylarına geçti. Akademik bir düzen Fransa'daki Paris Bale Akademisi'nin kurulmasıyla bir eğitim düzenine, akademik düzenine kavuştu. Buradan mezunlarla birlikte Paris Operası sahnesinde ilk bale eserlerini gördük. O sırada yine öykülü bale artık peruklardan kurtulduk. Ağır kostümler, konu anlatmayı engelleyen kostümlerden kurtulduk dedik. Birazcık daha devam edelim. Şöyle bir isim verelim. Mary Taglioni diye. Bu ilk baş balerinlerden diyebiliriz. Mary Taglioni, Mary Camaro. Bu dansçılar artık dönem 19. yüzyıla yaklaşıyoruz. Bu dansçılarımızı farklı, daha hafif kostümlere geçme isteği devam ediyor. Artık birazcık tül kostümlere geçilmiş. Ama yine patik diye adlandırırsam herkes beni anlayacaktır. Kumaş ayağı kavrayan, artık topuk olmayan ama henüz parmak ucu çalışması yapılmamış, yapmaya müsait değil. Zaten böyle bir şeyin bilinmediği, henüz olmayan bir dönemden bahsediyoruz. Bir bale eseri sahneleniyor. Artık öykülü bale var. Periler Balesi, Le Sylphide diyelim. Bu eserde dansçılardan Mary Taglioni diyor ki, ben bu rolü gösterirken parmak ucumda süzülerek gitmek istiyorum. Arkamda kanatlarım olsun istiyorum ve eteklerim uçuşsun. Ben böyle bir karakterim ve bunu icra ederken böyle havada uçar gibi, parmak uçlarımdaymış gibi gitmek istiyorum diyor ve parmak ucunda birkaç hareket deniliyor. Tabii bu ayakkabı formatı hemen o dönem günümüzdeki formata en yakın şekilde hazırlanıyor ve ilk parmak ucuna çıkan balerin ile birlikte başlayan bu teknik şu anda günümüzde konservatuarımızda da var. Point dersi olarak devam ediyor. Daha sonra 19. yüzyılda artık ne görüyoruz? Romantik dönemdeyiz. Konulu eserler var. Romantik dönem, romantik bale eserleri deyince gerçeküstü, hayali karakterler. Mesela ikili perdelik bir bale eserinde bir perde gerçekçi olaylar görüyoruz. İkinci perdede doğaüstü varlıklar görüyoruz. Ama çok romantik bir düzende devam ediyor. Bir genç kızın ruhunu görüyoruz, rüya görüyoruz ve bu dönem birçok eser veriyor. Peki nerede veriyor? Nerelerde bu Paris'ten sonra kuruldu? Çok enteresandır ki Paris, Fransız koreograflar çok meşhur. Bu işi artık bu balenin babası olmuşlar koreograflar. Ama Rusya'da da Çarlık döneminde bu saray geleneği devam edilmek isteniyor ve Fransa'dan Marius Petipa isimli koreograf davet ediliyor. Marius Petipa sadece bale geleneğini ülkesinden Rusya'ya getirmek üzere geldiği Petersburg'da ve Rusya'nın diğer şehirlerinde 50-60 taneden fazla bale eseri vererek, ki bu çok çok yüksek bir miktardır bir koreograf için, ömür boyu ülkesinden ziyade Rusya'da eserler vererek yaşamına, sanatsal kariyerine devam ediyor. Şimdi Marius Petipa deyince belki çok yabancı olabilir ama verdiği eserleri ben eminim ki herkes çok aşina, çok iyi biliyor. Koreograf ne demek önce? Bir bale eserinin sahneye uygun, konuya uygun adımlarını, danslarını oluşturan dans yönetmenini
koreograf diyoruz. Koreograf çok önemli çünkü koreografinin müzikle uyumlu olması, sahne tasarımıyla uyumlu olması bir bütün halinde bunu duygularıyla birlikte verebilmesi için koreograf bu işin gerçekten işi çözebilecek tek kişi bale eserinde olmazsa olmaz. Koreografi demiştik. Koreografi ve koreograflık nedir? Hemen kısaca tanıyalım. Koreografi bir eserdeki dans hareketlerinin bütününe, adımların, dans sahnelerinin bütününe verilen isim. Bu bir bale eseri de olabilir, bir dans koreografisi de olabilir. Bu mesleği yapan kişiye de koreograf denir. Erkek veya kız fark etmez. Herkes yapabilir. Bunun eğitimi de bizim konservatuarımız Balen Sanat dalında verilmektedir. Dans kompozisyonu derslerimizi alan öğrencilerimiz bu meslek için gerekli altyapıya sahip olurlar. Devamında okul mezuniyetleri sonrasında da bu meslek için geçerli, yeterli donanıma sahiptirler ve hayatlarında, kariyerlerine, kendilerine bir pencere açmalarına veya uzun bir yola çıkmalarına imkan tanıyoruz bu vesileyle. Koreograflar çok önemlidir. Çünkü tarihten şöyle bir örnek verelim. Rusya'da ilk kez Kuğu Gölü Balesi oynandığında bayağı yuhlanmış, beğenilmemiş. Aslında besteci aynı besteci, dansçılar aynı kalitede. Çok önemli bir imparatorluk balesinin sanatçıları. Peki ne bu beğeniyi sağlamayan diye soru sorduğumuzda cevap konunun yeterli etkide doğru veyahut bir şekilde dönemin kurallarına, algısına, sanatsal değerlerine aykırı bir formda olması, uyuşmamış olması cevabı olabilir. Peki biz Kuğu Gölü'nü çok beğeniyoruz. Nasıl bir değişim geçirdi? Şöyle, Kuğu Gölü Balesi'nin sonunda çok aksiyon içeren, balede de çok beğenilen, teknik, virtüözite istenilen bir hareket eklenmiş baş balerine. Ondan sonra zaten Kuğu Gölü, Kuğu Gölü olmuş, çok beğenilmiş. Koreograf olarak da Marius Petipa, bu bahsettiğim üç bale eseri, Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran, herkesin mutlaka aşina olduğu birinde olması, birine mutlaka bir yerde müziğine, ya da esere denk geldi. Çok önemli, dünya bale repertuarına mal olmuş ve gişe rekorları kıran, hala her zaman bu geleneği devam ettiren eserlerdir. Tabii ki de Marius Petipa Rusya'ya, Fransa'dan geldiğinde sadece bu üç baleyin koreograflığını yapmadı. Çok daha fazla eseri var. Ama bunlar çok ayrıntı, sadece bale mesleğiyle uğraşan öğrencilerimizin, sanatçıların bildiği spesifik bilgiler. Biz daha çok şununla ilgilenmeliyiz. Evet, bu iş dünyada hangi ekollerle beslendi, nasıl bir süreç geçirdi, hangi olaylardan, politik, sosyal, ekonomik unsurlardan etkilendi ve nasıl bu forma günümüze ulaştı? Biz bu mesleği Rusya'ya kadar getirdik bu söyleşimizde. Peki Rusya'dan ülkemize nasıl geldi? Rusya'da en son ne oldu? Rusya'da şöyle oldu. Evet, Rusya bu akımın öncüsü oldu. Gerçekten Petipa'nın çok iyi işbirliği yaptığı, çok değerli sanatçılarla, bestecilerle, Çaykovski gibi bestecilerle çok iyi noktalara taşıdılar. Ve diğer ülkelerde bu mesleği yavaş yavaş başlattılar. O dönem yine çok önemli bir bilgidir. Biz bunu yine derslerimizde, bale tarihinde çok çok üzerinde durduğumuz bir 20 yıllık bir dönemdir. 1909-1929 yılları arasından bahsetmek istiyorum. Bu yılların ben öğrencilerime 1909-1929 yılları arasında ne oldu dediğimde Balerus kuruldu derler. Evet, Balerus biliyoruz Rusya'da var. Peki nerede kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'da bir sanat yönetmeni, aslında hukuk okumuş bir sanat yönetmeni, sanata karşı olan ilgisiyle Petersburg'da bir sanatçı topluluğunun üyesi. Bu entelektüel toplulukta edindiği arkadaşlıklar sayesinde kendi grubunu kurmaya karar veriyor.
Rusya'da değil, Fransa'nın Paris şehrinde. Ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa turneleri olduğunda Rusya'daki dansçılar bu turneler zamanında kaçıp Avrupa'nın herhangi bir şehrinden Paris'e seyahat edip Diaghilev'i, Serge Diaghilev'i buluyorlar ve onun topluluğunda bu reform hareketine katılıyorlar. Hatta ilgisi olanlar için sinemada da birçok Serge Diaghilev araştırırsanız çok keyifli filmlerle karşılaşacağınız, sanatsal içerikli, çok zengin filmlerle, biraz baleden de bahseden filmlerle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Serge Diaghilev Paris'te ne yaptı peki? 20 yıl nasıl bu dönem fenomen oldu? Serge Diaghilev çok öncü, sanatın çok iyi algılayabilen, başarıyı önceden sezen bir sanat yönetmeni ve topluluğuna sadece dansçılar değil, müzisyenler, besteciler, sahne tasarımcıları, kostüm tasarımcılarını davet etti ve bir işbirliğiyle herkesin mesleğinde zirvede olduğu kişilerle hareket etti. Mesela kim? Coco Chanel. Hepimiz biliyoruz aslında moda tasarımcısı. Ama kendisinin de bu dönem sahnelenen, bu toplulukta sahnelenen kostümleri tasarladığını ve bu kostümlerin hala dünyanın çeşitli yerlerinde sergilerde halen saklandığını ve bu geleneği devam ettirdiklerini, bu dönem çok çok meşhur çünkü biliyoruz, hala anılıyor. Çünkü çok çok önemli bir şey oluyor bu 1909, 20 yıllık süreci tamamladıktan sonra 1929'da. Serge Diaghilev hayatta gözlerini yumduğunda topluluk dağılıyor. Ama Serge Diaghilev bu 20 yıl içerisinde o kadar büyük sanatçıları gözlemlemiş ve burada biriktirmiş, bir araya getirmiş ki bu topluluktaki dansçılar, koreograflar, tasarımcılar, bir isimden de, çok bilindik isimlerden birer birer isim vermek istiyorum. Picasso'dan da bahsetmek istiyorum. Yine bu topluluğun bir üyesi. Picasso ne yapmış bale topluluğunda derseniz, sahne tasarımında, sahne gerisinde bulunan dekorları, bir tabloyu çizgiler gibi çok dev dekorları, büyük ebatlardaki dekorları boyamış, tasarımını yapmış. Bununla ilgili bale eserlerinin katkıda bulunmuş. Henry Matisse gibi birçok işte besteciler arasında Prokofiev var, Igor Stravinsky var. Çok çok önemli. Bu isimlerin her birine değinirsek çok uzun süreler konuşmamız gerekir. Atlıyorsam sadece süre bakımındandır. Ama herkese araştırmasını tavsiye ederim. Çok keyifli sonuçlar bulabileceklerine eminim. Biz şimdi Diaghilev'in vefatından sonra topluluk dağıldı. Neler oldu? Topluluktan çıkan isimler nereleri kurdular? Kısaca birkaç tanesi, belki 2-3 tanesinden bahsetmek istiyorum. Tabii 19. yüzyıl ilerledi, 20. yüzyıldayız artık. Buradan bir dansçı ve koreograf George Balanchine Amerika'da Amerikan Bale Tiyatrosu'nu, yani bale grubunu kuruyor. Amerika'da baleyi başlatıyor New York'ta kendi grubu olarak ve neoklasik bale olarak kendi stilini, ilk denemelerini Serge Diaghilev'in bale toplumunda yaptığı ilk sanat eserlerini burada bir ekol halinde Amerika'ya tanıtıyor. Burada yine bir bale okulu açıyor. Hala hepsi günümüzde çok çok meşhur okullar. Bunların hepsi çok çok önemli, herkesin girmeye pek başaramadığı çok önemli topluluklar, çok başarılılar. İnanılmaz sanatçılar yetiştiriyorlar, günümüzde de varlar. Bir tanesi Amerikan bale topluluğu dedik. Bir diğeri bizim de ülkemizde baleyi kuran İngiltere Kraliyet Bale Akademisi'nin kurucusu Dame Ninette de Volova. O da aynı şekilde ülkesine dönerek burada kendi topluluğunu, ülkenin bale topluluğunu kuruyor. Ben hemen kısaca Türkiye'ye artık dönmek istiyorum günümüze. Yıl 1947. Türk hükümeti diyor ki biz de Türk balesini ülkemizde kuralım. Bu Atatürk'ün vasiyeti olduğu bilgisine sahibiz. İlk defa Bulgaristan'da Tosk Operası'nı seyrediyor ve diyor ki bizim ülkemizde niye yok? Bizim de
batılılaşmaya yönelik adımlarımızdan bir tanesi. Bu sanatı ülkemize kazandıralım. Biz de kendi geleneklerimiz doğrultusunda sanatçılarımızı yetiştirelim. Çünkü Türk insanı çok yetenekli. Dünyada bunlar varsa Türkiye'de acaba ne boyutta olacaktır şeklinde bir heyecanı paylaşıyor. Bu talimatlar doğrultusunda ilk başta müzik alanında batılılaşma adımları atılıyor. Almanya'dan yabancı mesleğinde uzman kişiler getiriliyor. Ankara'da şu anki Devlet Konservatuarı'nın temelleri atılıyor. Ama bale bölümü henüz kurulamıyor. Dönemin çok ünlü tiyatro ve sinema sanatçılarından Muhsin Ertuğrul'a, o zaman kendisi Londra'da ikamet ediyor. Deniyor ki, nasıl ulaşıldığını tabii bilemiyorum. Türk hükümeti bir bale okulu kurmak istiyor. Türk balesinin temellerini atmak istiyor. Bu geleneği başlatmak istiyor. Bize yardımcı olur musun? Muhsin Ertuğrul bir anekdota göre Londra'da oturduğu parkta bir papaz arkadaşına bahsediyor. Bana Türkiye'den ulaştılar. Ben ülkemde böyle bir hizmete talibim. Bana yardımcı olur musun? Papaz da diyor, benim bir arkadaşım var. Kraliyet Balesi'nin kurucusu. Çok iyi yüreklidir. Elinden geleni yapacağına eminim. Biz kendisine ulaşalım deniyor ve Demnet'te Volova'ya ulaşıyorlar. O yıl hemen kendisi ülkemize gelerek İstanbul'da Yeşilköy'de kendisine tahsis edilen bir pansiyonu bale okuluna çevirerek ülkemizdeki İstanbul'daki öncelikle çocuklardan en uygun fizikleri seçerek eğitime başlıyorlar ilkokul düzeyinde. Daha sonra tabii bu okulun Ankara'ya taşınması gerekiyor. Devlet Konservatuarı bünyesinde seçimler yapıldıktan sonra tabii birçok aile çocuğunu yatılı veremiyor veyahut buna uygun aileler devam ettirebiliyor. Ankara Devlet Konservatuarı bünyesinde ilk mezunlar ve 8-10 yıl sonra verilmeye başlıyor. Tabii o zaman üniversiteye bağlı değil Türkiye'de. Henüz 1982'de üniversiteye bağlanan yasa çıkmamış. 1982 yılından itibaren konservatuarlarımız lisans programları dahil edilerek üniversiteye bağlanmış. Daha tabii erken yaşta mezunlar veriliyor. Ankara Devlet Opera Balesi, devamlı İstanbul Devlet Opera Balesi, İzmir Devlet Opera Balesi kuruluyor ve kuruluş kanununda devlet konservatuarı mezunları çok güzel devlet himayesinde korunduklarını, kollandıklarını, stajyer olarak çok kıymetli tutulduğunu, hemen iş sahibi, kadro sahibi olduklarını görüyoruz. Bu ilk sanatçılar. İlk başlarda evet dans ediyorlar ama Türk balesi kurulurken şu söylenmiş Demnet Volova. Ben ömür boyu burada olamam ama bir gelenek kurulacaksa bu çok önemlidir. Lütfen kendi geleneğinize göre bale sanatını şekillendirin. Geleneksel olan, halkınıza ait olan değerlerinizi mutlaka değerlendirin ve sanatınızla bu teknikte birleştirin. Bunun üzerine kuruluyor. Demnet de Volova da kendisi çocuklara ilk yaptığı gösterilerde Keloğlan gibi Türk masallarından faydalanıyor. Bu şekilde eserler Türk masalları, Türk gelenekleri, Türk hikayeleri şeklinde devam ediyor. Folklorik adımlardan araştırmalar yapılıyor. Daha sonra Çeşmebaşı adı verilen ilk Ferit Tüzün'e ait müziği, yine bestecisi de Türk, bir müzisyen, bir şef aynı zamanda. Ortak bir çalışmayla ilk Türk balesi, Çeşmebaşı balesi sahneleniyor ve kendisi ülkesine dönerken de lütfen Türk koreograflar, Türk bale öğretmenleri mutlaka yetişsin. Çünkü sürekli bu şekilde yurt dışından bale hocası gelerek siz kendi geleneğinizden uzaklaşırsınız. Mutlaka bunun devamlılığı şeklinde kendi düşüncelerini paylaşıyor. Türk balesi kurulmuş oluyor. Devamlı devlet konservatuarları bu süreci takip ediyor. Bizler de günümüzde hem akademisyenler olarak hem bale sanatçıları olarak kendi geleneklerimize çok değer veriyoruz. Çünkü bir kere çok zengin. Konu bakımından çok zengin. Şöyle bir örnek vermek isterim. Nasıl sinemada veya televizyonda bir Türk dizisi olduğunda ve bu bizim kendi tarihimizden olduğunda ne kadar tutuyor, ne kadar zengin, ne kadar dramatik açıdan bir sürü unsur var. Hiçbir şekilde bunu göz ardı etmemek gerekir. Bizler de zaman zaman
sahneye bu tiyatral unsurları taşırken kendi tarihimize çok önem veriyoruz. Gençleri de bu şekilde yönlendiriyoruz. Evet, biz klasik bale eğitimi veriyoruz ama biz bunun yanında eserler üretirken mutlaka kendi tarihimizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Vizyonumuz yettiğince araştırmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Gençleri de bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz ki bizim emeklerimizi de onlar devam ettirsinler, bu geleni sürdürebilsinler diye. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için iyi günler dilerim.